Bein Sports ekranına hoş geldiniz. Özel röportaj köşemizde bu haftanın konuğu Bahçeşehir Koleji'nin yükselen yıldızı Erkan Yılmaz. Erkan çok teşekkürler. Bize vakit ayırdın. Ben teşekkür ederim. Hemen de idman sonrasında buluştuk burada. İyi oldu benim için çünkü bu hafta Euroleague'de maçlar oynanmıyor. Parkeden uzak kalmadım sayenizde. Tabii ki, malum biz bay haftası yaparken sizi de bay haftasına uzak tutalım dedik. Sahaya tekrardan getirdik sizi de. Sizin de geçen haftaki maçınız ertelendi ligde. Bu dönem biraz başladı böyle şeyler ama nasıl hissediyorsun? Vallahi biraz geçen hafta bizim de ilginç oldu. Yılbaşından sonra hemen döndük, havaalanına gittik. Havaalanında biz rakip takımın 6 pozitif aldığını duyduk. Havaalanından geri döndük, direkt idmana döndük yani. Yani biz iyiyiz, biz takım olarak da iyi korunuyoruz. Bir sıkıntımız olmadı şu ana kadar. İnşallah çıkmadan da devam ederiz diyeyim yani. Aslında doğru kupayı seçmek de çok önemli bir hamle galiba sizin için bu sene organizasyon olarak. Geçen sene Euro Cup tecrübeniz vardı ama hani Euro Cup seviyesi anlamında biraz organizasyon anlamında farklı bir yapı. Aynen. Bu sene içinde bulunduğunuz kupayla ilgili, buradaki tercihle ilgili nasıl hissediyorsun? Sezona başlarken orada koyulan hedefler sizin için ne kadar gerçekçiydi ve o başlangıcı biraz konuşalım. Ne kadar motivasyonla başladınız? Ya şimdi şöyle bir şey var. Nereden olursa olsun şimdi 2-3 senedir aynı kadroyu korumuyorsan her sene aklında bir soru işareti vardır. Bizim de sezon başlangıcı vardı. Çünkü sonuçta burada her sene yeni bir takım kuruluyor ve her sene artık bir soru işaretiyle giriyorsun. Gene bu soru işareti vardı ama Erhan abi, staff, Ender abinin de dahil olmasıyla beraber çalışmanın başladığı ilk günden beri herkes ciddiyetle, profesyonelce çalışınca insanların aklından bu soru işareti kalktı. Biz hazırlık dönemi boyunca da cidden sakatlıklarla bu sezon ağır bir boğuşmamız oldu. Hazırlık dönemi boyunca da bayağı bir sakatlığımız oldu. Ama herkes girenin çıkanı aratmadı. Herkesin sorumluluklarını üzerine aldığı bir şey olunca bu sefer hedefler, takımın ritmi, her şey daha fazla büyüdü. Daha fazla ciddi olmaya başladı. İnsanların aklından o soru işareti kalktı. Şimdi Bahçeşehir taze bir kulüp, 5 yıllık bir kulüp olduğu için 3 senedir Avrupa Kupası'na katılıyor. 2 sene önce de FIBA Euro Cup, geçen sene Euro Cup. Dediğiniz gibi çok taze. Bunların bir tecrübesi. Hatta Avrupa'daki hani nasıl söyleyeyim, hakemlerin, FIBA'nın, EuroLeague'in bir şekilde saygı duyması lazım bunlara bazı yerlerde. Evet. Biz o saygıyı yavaş yavaş kazanıyoruz kulüp olarak. Tecrübeleniyoruz en neticesinde de bu olarak. Yani bunun neticesinde bu sene doğru bir seçim oldu. Hani en azından en alttan insanlara, yukarıdakine biz geliyoruz mesajınız emin adımlarla verebildiğimizi bu sene düşünebiliyorum yani. Şimdi bu saygıyı kazanıyoruz kulüp olarak diyorsun. Peki bireysel olarak soracağım. Senin için yazın uzatılan bir sözleşme söz konusu. Bir yıl daha kulüpte kaldın. Sen de işte hak ederek o sözleşmeyi uzattın tabii ki. Bireysel olarak kendin için nasıl bir dönem içerisindesin? Çünkü bu sene performansının gerçekten üzerine koyduğun kesin. Ama kendine nasıl bireysel hedefler koyuyorsun? Ya şöyle söyleyeyim. Bireysel hedeflerim ben hep gene adım adım koymak tercih ediyorum. Yani geçen sene ne bileyim buraya gelirken belli miktar ben bir sene önce, iki sene önce bandırmadan önce bir ikincilik geçmişim vardı. Hani hep bir adımım seneye Süper Lig'de bulunmak, ondan sonraki süre almak, ondan sonra o süremi arttırmak, sorumluluk orada kalıcı olabilmekti. Yavaş yavaş doğru adımlarla hedefimde ilerlediğimi düşünüyorum. Yani benim için geçen sene burası bireysel olarak çok iyi geçti. Ve bunun neticesinde beni takımda tutmaya karar verdiler. Hani şöyle söyleyeyim, geçen sene biraz takımın yani kötü gitmesi demeyeyim ama istenilen derecede gitmemesi, enerji seviyesinin düşük olması biraz benim işime yaradı söyleyeyim. Ben burada girip takıma kenardan gelen, enerji veren insan olduğum için o enerji açığını kapatıyordum. O biraz daha benim göz önümde kalmama, tekrardan sürelerimi arttırmaya yaradı. Ben de bu şekilde bu rolle devam edince burada tekrardan kalmamı istediler. Ben de tekrardan yeni yapılanmanın içinde kalmayı tercih ettim. Şimdi her sene oyuncu olarak üzerine koyarak devam edersin. O enerjinin üzerine bu sene neleri koyduğunu düşünüyorsun? Şimdi enerji tarafında reboundları yapıyorsun, top çalmalar, bloklar zaman zaman. Ama mesela topla birlikte ne kadar rahat hissediyorsun kendini sahada? Bu sene Ender Arslan gibi bir antrenörün de var. Oyunculuğu yeni bırakmış bir insan ama. Yani şöyle söyleyeyim, Ender abiyi herhalde illallah ettiriyorum. Yani. Her idman öncesi. Sonuçta hani en çok ciddi seviyede oynamış. Milli takımda, Euroleague'de ciddi başarılar elde etmiş bir oyuncu. Yani çünkü çok farklı bir göz. Yani biz idman öncesinde birebir çalışıyoruz. Hani ben de cidden Banvit'ten, altyapının en önemli yerinden yetiştim ama hani Ender abinin söylediği ince noktalar, detaylar, bakış açıları cidden çok farklı boyutlarda yani. Onu elinde sonunda hani çok yıpratıyorum eğer idman öncesi çalışmak için. Yani şöyle söyleyeyim, bu sene daha tecrübeli, daha profesyonel, daha düz sistem içinde oynayan bir takımız. Türklerimizden tutalım yabancılarımıza. Bu benim için benim işimi kolaylaştırıyor. Ben zaten yani bir 3 numarada bir rol oyuncusuyum.
çok topla evet belki oynamıyorum. Ama mesela doğru pozisyonda kaldığımda beni takım arkadaşlarım buluyor. Doğru pozisyonda kat ettiğimde buluyor. Bu sene herhalde şutum da biraz elim tuttu çalışmanın verdiği neticede. Bu sene herhalde hani topsuz oyunlarla statik şutumu ama geliştirdiğimi düşünüyorum. Ama bunun etkisinde takım arkadaşlarımın çok büyük tecrübesinin, kalitesinin çok büyük etkisi var yani. Ben daha rahat oluyorum. En azından doğru yerde, doğru zamanda bulunduğumda o imkanlar bana geliyor. Ben de değerlendirmeye çalışıyorum. Şimdi pozisyonundan bahsettin. Kendi pozisyonun için örnek aldığın oyuncuları sorayım sana. Çok farklı modeller var tabii. Yani Kronos Osimhen örneği var. Anadolu Efes'te kendi pozisyonundan ne kadar topu yönlendirdiği, neler yaptığı ayrı. Şimdi senin Sam Decker takımında yine önemli bir tecrübe aslında. Genel olarak şimdi ya NBA'de olabilir, Euroleague'de olabilir, kariyerinde pozisyonda hedef gördüğün, ben bu adamın yaptığını yapmak istiyorum dediğin bir isim verebilir misin? Vereceğim, iki isim vereceğim. Biri forma numaramın şeyi, mucidi, Scottie Pippen. O zamanlar pandemi zamanında ben burada forma numaralarını 3 defa değiştirdim, oldu bu tatlı bir hikaye. 3 defa değiştirdim. Ben bir forma numarası aldım, biri aldı büyüklerden. Ben bir tane de aldım, biri aldı. En sonunda o zaman Last Dance dizisini izliyordum. Öyle bir Scottie Pippen kaldı. 33'te de iyi performans sergileyince hiç bozmadım. Diğeri de geçen hafta sizin röportaj yaptığınız Kalinic. Yani en azından oyun tarzımızı bir şekilde benzediğine inanıyorum. Onun gibi olmak ya da onun oynadığı yerlerde oynamak her zaman isterim. Güzel örnekler bunlar. Peki biraz aslında başa da dönelim istiyorum. Senin için sporculuk nasıl başladı? Antalyalısın biliyorum. Evet. Hiperaktif bir çocuk olmanın etkisiyle beraber sanırım birçok spor yaparak başladın. Yani benimki biraz basketbolcu oluşumda biraz uzun bir hikaye. Yani biraz peri tozu var diyebilirim size. Şöyle söyleyeyim, ben Antalya'daydım. Bandırmaya çok geç gittim. Antalya'da ilk başta futbol oynuyordum. Sonunda neticesinde boyumun uzunluğundan dolayı basketbola geçtim. Rahmetli Doğan Akyemez o zaman Antalya'da genel menajerdi. Onun sayesinde ben basketbola başladım. Önce bir spor okuluna gittim. Sonra Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin altyapısına geçtim. Ondan sonra 7 sene falan orada oynadım. Ondan sonra bir 2 sene çok eski İstanbulluların tanıdığı Hurşit Baytok, Ali Hurşit Baytok'ta çalışma şansım oldu Antalya'da. Öyle bir kısmetim oldu. Ondan sonra bizim Antalya'da biraz seçimsel, biraz bir şeyler, kulüplerin borçları, maddi yetersizlikten dolayı kulübüm kapandı. Genç takımın son senesiydi. Böyle bir hikayeden sonra ben işte yazın Antalya'da bölgesellik takım falan idman yaparken bir gün Ahmet Gürgen'le telefon konuşması oluyor. O zaman bölgesellikte bizim Cemil abi var, koçumuz. Telefon konuşması oluyor. Ben de o zaman biz Antalya'dan Anadolu Şampiyonları'na, bölge şampiyonuna gidiyoruz. Banvit'te geliyor o zaman bölge Anadolu Şampiyonu. Oralarda denk gelmişliğimiz var. En azından bir sima olarak biliyorlar beni. Abi işte böyle böyle Ahmet abi, bizim kıvırcık var. O boşa kaldı. Hani kulübü kapandı. Ahmet abi de gelsin bir bandırmaya bakalım diyor. Ben bir gecede babamı arıyorum, işte böyle böyle bir şey var, gideyim mi derken. Babam git bir dene derken ben bir gece otobüse biniyorum. Sabah 7'de bandırmaya iniyorum. 9'da idmana çıkıyorum. İdmandan sonra babamı çağırıyorlar benim yani. Bir anda bir gecede ben bandırmalı oluyorum. Güzel. Ondan sonra öyle çok ciddi olarak, hani geç olarak gittim bandırmaya ama cidden hani oranın aile ortamı, antrenörleri, küçük şehrin avantajı. Biz o sene TB2'de oynuyorduk hepimiz genç takım olarak. Onun verdiği tecrübe falan. Biz o sene gençler Türkiye Şampiyonası'nda birinci olduk. TB2'den TBL'ye çıktık. Ciddi yatırımların, Acıbadem Üniversitesi'nin zirvenin olduğu zamanlar. Biz bir anda hepimiz peri masalı gibi, ben bir sene önce Antalya'da sokakta basketbol oynarken bir sene sonra yazın milli takımla, U18 milli takımla Avrupa Şampiyonası'na gidiyorum. Diğersinin için adım A takımda konuşuyor falan. Hani ben nerede olduğumu anlayamadım. Bir anda kendimi basketbol süper liginde buldum. Nasıl söyleyeyim? Hani Antalya'da oynayan Ersin Görkem, işte Nedim Yücel falan derken bir anda yan yana sahada oynuyoruz. Hani nasıl oluyor anlayamadan bir anda kendimi Süper Lig'de buldum. Bunun şoku neticesinde tabii ilk başta istediğim gibi gitmedi. Ondan sonra tabii ki de bandırmanın avantajı, bir geri adım, bandırma kırmızı, sonra tekrar falan. En sonunda bir Giresun maceram var. Bandırmadan sonra ayrılıp kiralık bir şekilde Giresun'a gittim. Orada da biraz istediğimiz gibi geçmedi, ligden düştük falan derken. En sonunda ben bandırmadaki sıramı kaybetmiştim. Yani sonuçta çünkü alttan her zaman gelen bir fabrika var. Tekrar oraya döndüğümde kırmızıda kalmak istemiyordum. İstediğim süreyi alamayacağıma inanıyordum. Ben başka bir yere kiralık gitmek istedim. O sıra menajerim Onur abiyle konuştuk. Böyle böyle Mamak'ta bir yapılanma vardı TBL'de. Ondan sonra o yapılanmada işte gençlerle, Telekom'dan artı gençlerle birkaç abiyle TBL'de süre şansı vardı ciddi bir şekilde. Ben burayı değerlendirdim.
gittim neticesinde. Çok da iyi geçti sezonunda. Onun sayesinde zaten Bandırma'da kaçtığına inandığım sıram geri geldi. Bir sonraki sene Bandırma'ya geri döndüm. Bırakmadılar bu sefer beni. Geri döndüm. Orada da sezon istediğim gibi geçmedi. Ama en azından hani alt tarafın oyuncusu olmadığımı, üst tarafta bir şeyler deneyebileceğim şansımın olduğuna inandırdım ya insanları. Ne kadar kritik bir sene aslında senin için değil mi? Psikolojik olarak bir bariyer orada atladığın var. Orada şey oldu mesela, yani ben en çok şeye inanıyorum. Oyuncunun özgüveni. Ben o sıralar hani Giresun'da süre almamışım, istediğim gibi gitmemiş. Hani o sıralar yani kendime güvenim yoktu. Faruk abi, Faruk Beşok'tu bizim de antrenörümüz. Faruk abi bir ciddi bir hani... Çok onunla da çok sizin sözünüzü bölüyorum ama onunla da güzel bir hikayem var. Federasyon Kupası oynuyoruz sene başı. Ben tabii özgüvensizim ilk iki maç falan. Ben ilk şutu geldi atmadım. Pas verdim ya. İkinciyi de geldim atmadım. Faruk abi aldı beni oyundan. Hiç kupa falan bunu değil. O tuttu beni bütün maçı oynatmadı. Dedi ki ben seni bu takıma o şutu atacaksın diye aldım. Abi ben kendime güvenmiyorum falan. Atacaksın oğlum dedi. Yani öyle bir yapı içerisinde özgüvenim Faruk abinin yardımıyla, takım arkadaşlarımın yardımıyla kırdım. Onun sayesinde ciddi bir, hani bazen ileri bir adım atmak için geri bir sağlam adım atmak lazım dedikleri oluyor ya. Bu hikaye burada oluyor yani. Onun neticesinde pandemi patladı Bandırma'da. Sonra ne yazık ki Bandırma ile kontratımız sona erdi. Kalan oyuncular Beşiktaş'a transfer edildi. Sen pası bana atmışken sorayım. Şimdi tam bireysel gelişim açısından çok önemli bir sezon senin için. ETBL2'den tekrar Bandırma'ya dönmüşsün. Orada da sene içerisinde yabancılar gitti. Siz ciddi sorumluluk alan noktadasınız derken hani gerçekten yükseliş dönemi Türk oyuncular için. Ama böyle bir şey oldu. Yani pandemide bireysel hedeflerini düşününce bununla başa çıkmak nasıldı? O benim şanssızlığım ya. Yabancıları bizim kulüp maddi durumdan dolayı götürdüler. Bizde 5 yani 5-6 genç Türk oyuncular. Hiç Alperen, Furkan, ben, Şemuz, Rıdvan. Sahadaki hiçbirimiz hani elimizden gelen mücadele cidden hani hepimizin hayatının şansı olduğuna inanıyorduk. 4 maç sonra ne yazık ki pandemi gibi bir şey ligleri alıverdi, geri döndük. Yani ama bir şekilde en azından orada son 4 maçta yaptığım şeyler, insanların ya da sezonun içinde birkaç maçta süre aldığım şeyler, insanların aklında bir şeyler bırakmış ki Bahçeşehir'in tercihleri arasında yer aldım. Ben şanslıyım ki o zaman ben yani Bahçeşehir'in erken istemesiyle Haziran ayında ilk kontratı imzalayanlardan biriydim yani. Demek ki orada ben son 4 maç iyi oynamışım ki insanların akıllarında bir şey bırakmışım ki buraya geldim direkt. Yani o yüzden hani bilmiyorum daha fazla ilerleseydik ne olurdu. Ama yani sonuçta kötü geçirmediğimiz en iyi olması 4-5 maçı. Pandemi ne yazık ki kötü oldu ama hepimiz en azından çünkü şimdi bir geri adım atıp kafamızı dinleyip spordan uzaklaşıp bir dinlenme vakti verdi. En azından eksiklerimize yöneldiğimiz, kendimizi dinlediğimiz bir dönem oldu. Yazın daha düzenli bir çalışmayla bir şekilde Bahçeşehir Koleji'ne geldim yani. O yüzden çok kötü bir şey diye düşünmüyorum o pandeminin evde kapanma kısmını ama çok da iyi de olduğunu sanmıyorum. Orta derecede diyeyim. Yine de o bahsettiğin o 4-5 takım arkadaşınla birlikte siz farklı bir sayfa açtınız gelecek sezon. Yani düşün Alperen ne noktada şu anda. Nasıl bu arada konuşuyor musunuz? O ekip eminim ki çok farklı bir arkadaşlığa sahiptir. Vallahi hala bazen bizim yardımcı antrenörlerimiz de Ömer Kahyal var. O da Tofaş'a gitti. Aybar Sağ var. O Beşiktaş'ta. Hala bir grubumuz var. Arada sırada bir Alperen'in draftta bir mesajlaşma falan hala konuşuyor. Ben Şeyhmuz'da her gün beraberim diyebilirim. Yemekler falan hala yakın. Evlerimiz yakın olduğu için, salonla aynı olduğu için Şeyhmuz'la hala görüşüyoruz. Rıdvan'la görüşüyoruz. Yani hiçbirimizin bağlantısı kopmadı. Sadık benim oda arkadaşım. Milli takımına da gittiğimizde de odalarımız yan yanaydı yani. Hiçbirimizin bağlantısı kopmadı. Ben hatta geçen gün Beşiktaş'ın maçını izlemeye gittim. Furkan'ı, Egehan'ı. Hani sonuçta tek sütten gelen altyapıdan yetişen oyuncular var. Hani ben onların hepsini izlemeye gittim. Sonuçta hiçbirimizin bağı kopmuyor. Bir de şöyle bir şey var. Bizim bu İstanbul hayatında ulaşan şey o Bandırma'da küçük aile ortamı hani sanki görüşmeyince biraz daha uzak gibi geliyor. Büyük bir şehir ama bir şekilde gene kontağımız kopmadı yani. O Bandırma'daki dostluğumuz hala devam ediyor. Şimdi senin ailen Antalya'daydı değil mi sen Bandırma'dayken? Evet. O zaman sen o yatakhaneler, biz Banvit salonuna girdiğimizde bir sürü alan vardı mesela. Oralarda mı? Sizin nasıl oluyordu? Ben bir kısa bir dönem kaldım. Ondan sonra ben tabii biraz geç gidince annemler beni bırakamadılar. Ondan sonra babam da o zaman turizmci benim babam. O zaman babam oteldeydi zaten. Annemler de bırakamadılar. Kardeşim de ufaklıkta daha okula başlamamıştı.
Babam dayanamadı. Annemi bir hafta, bir 2-3 ay sonra yanıma gönderdi. Bizi ev tutup ayrı bir yere çıktı. Ama benim de 3 aylık bir kısa bir maceram oldu orada. Oralarda kim vardı yanında? Hangi oyuncularla birlikteydi? Vallahi şöyle söyleyeyim. Alper'in ciddi küçüklüğünü hatırlıyorum o zaman da yani. Yani. Ciddi küçüklüğünü hatırlıyorum yani. Nasıl bir anda buraya geldi bilmiyorum. Ben buradan Giresun'a falan gitmeden önce Alper'in ciddi küçüklüğünü hatırlıyorum. Hatta şöyle tatlı bir hikayem daha var. Ben akşamları, bizim Bandırma'da çok büyük avantajımız vardı. Ben akşamları gece şut atmaya gidiyordum. Bir şeyler yapmaya, idman yapmaya yani en azından. Ya da sabah lise öncesi okula gidiyordum. Alperen ne zaman bir salon ışığı açılsa lojmandan çıkıp gelip bütün lojmanı sıraya dizip hepsiyle birebir post-up oynayıp birebir oynayıp teker teker hepsini sırasıyla yenip yenip yolluyordu. Yani, o günlerde de fundamental'da ciddi çalışıyordu. O günlerden beri ciddi şey yapıyordu yani. Ciddi bir tekrarı vardı o. Yani çok hatırlıyorum 3-4 defa ben bir pota şut atarken Alperen diğer potada yani herkesi, lojmandaki herkesi alıp birebir oynayıp bir şeyler yapmaya çalışıyordu. Çok güzel hikaye gerçekten. Ya Bandırma'nın o kulübün kapanması gerçekten basketbolumuz için üzücü. Bir de bugün böyle güzel anıları hatırladıkça bilmiyorum sen nasıl hissetmişsindir. Gerçekten son yıllardaki en büyük hayal kırıklıklarımızdan biri basketbol sevenler olarak herhalde. Yani şöyle söyleyeyim. Her takım bizde Bahçeli Koleji olarak da Beşiktaş'ta ciddi bir atılımla her takım bir şekilde yatırım yapmaya çalışıyor ama o salonun, o aile ortamının, o imkanın şimdi... O şehrin, yani o ilçenin, o şey, oradaki insanların... Onu yakalamak çok zor değil. Yani 20 yıllık bir tecrübe sonuçta yani. Onu yakalamak çok kolay değil. Yani Antep'te bu sene bir şekilde gene hani bizim altyapıdaki Ali abi vardı. Ali abi gitti Antep'e, altyapı sorumlusu. O yani bir şekilde herkes dağıldı. Bir yerlerde bu organizasyonu tekrar oluşturmaya çalışıyor. Hepsi de son gücüne kadar çalıştığına eminim. Ama hani o salonun, o atmosferin imkanı... Kolay değil ya. O Bandırma halkının bize desteği, ne bileyim meydana indiğimizde yemeğinden tutsun. Yani tanınıyorsunuz, biliniyorsunuz yani. O yüzden kolay değil burası ne yazık ki. Güzel hatırlayacağız her zaman tabii evet. ki. Buraya geldin. Gerçekten senin için bu çıkış dönemi. Bir de bireysel hedeflerinden biri tabii ki amili takım aslında. Ve geçen seneki performansın aslında sen aday kadroya çağrıldın. Yazın başında böyle bir gündem vardı ama orada sakattın sanırım. Evet, ufak bir sakatlığım oldu sezonun son maçında. Orhun abi de zaten şimdi en azından benim ilk konuşması hani sen bir gel. Şimdi geliyorsun buralara bir ortamı kokla, nasıl bir şey olduğunu gör. Yani benim için çok ciddi bir büyük bir heyecandı yani nasıl söyleyeyim hani sonuçta genç takım son sene Antalya'dan gelmişsin, Bandırma'da bir anda oyuncu olmuşsun, kalamamışsın, geri adım atmışsın, tekrardan gelmişsin. Ne bileyim yani Kerem abi o zaman Galatasaray'a geçiş yapmamıştı, kenardaydı. Orhun Ene Antalya'da antrenördü, ben ufaktım. Şimdi onunla aynı sahadayım falan. Hani dizim sakat ama gidiyorum en erkenden. Milli form, yani giyiyorum antrenman formasını, oturuyorum elimde top böyle bekliyorum. Hani, ama tek bir isteğim var, o dizim geçsin. Hani ben o idmanla mücadele edeyim yani, bir şey yapayım yani. En büyük isteğim oydu. Yani o kampta denedim, olmadı maalesef sakatlığımda. Bu kampta da son pencereye de gittim. Hı hı. Kadroya giremedim bu sefer. Adım adım yaklaştığımı düşünüyorum. Birinde girdim, birinde hani katıldım, birinde girdim. İnşallah bir dahaki pencerede kadroda olurum diyorum inşallah. En büyük sağlıklı ol tabii. Tabii ki önemli olan öncelikle sağlık. En büyük hedeflerimden, hayallerimden biri o milli formun içinde maça çıkmaktır yani. Şimdi değişen de bir yapı var milli takımda. Tabii ki gençleşiyor artık jenerasyon değişikliğiyle beraber. Nasıl hissettin o pencerede? İdmanlar nasıl geçti? Shane Larkin... İkinci maç tabii onun katılımı da. Yani orada nasıl görüyorsun o heyecanı? Siz gençler olarak nasıl paylaşıyorsunuz aranızda? Yani zaten şöyle bir şey var tekrardan. Herkes tanıdık. Ben ilk girdiğimde en dikkat ettiğim şey ben 96 milli takımda da hazır 6 milli takımda hazırlık zamanında dahil olmuştum takıma. 97 herkes tanıdık. Zaten geri kalan küçükler Bandırma'dan. Furkan, Sadık, Şemuz. Ondan sonra herkes tanıdık yani. Bakıyorsun 96-97 herkes tanıdık olunca yani çok bir yabancılık çekmiyorsun. Herkes dostun, arkadaşın. Yani nasıldı? Pek ilk maç istediğimiz gibi olmadı ama yeni toplanan takımın bir avantajı. Herkesin takımda aldığı rolüyle oradaki alınan roller çok farklıydı. Yani bunlar aşılabilecek şeyler bir tık sabırla, zamanla, çalışmayla. Bir daha aramız çok kısaydı. Yani biz toplandık ilk gün bir şeyler medya günü bir şey röportaj falan derken üçüncü gün biz maça çıktık. Hani tam takım yeni yeni bir araya geliyor, yeni bir jenerasyon değişikliği. Şimdi Alperen gitti geçen seneki kadrodan Sertaççı abi Barcelona'daydı derken
hani tam istenilen şekilde hazırlık bence olmadı. Ama inşallah önümüzdeki pencerede biraz daha vaktimiz olursa hani ilk maçtaki Belarus tatsızlığını telafi edebiliriz diye düşünüyorum. Bunların hepsi tecrübelerle birlikte tabii her pencerede daha iyi olacaktır diye umuyoruz. İnşallah. Peki bu sene sen takımdan biraz bahsettin aslında, değişikliklerle beraber buraya gelen isimlerden. Cemar Semet bunlardan bir tanesi, Euro Cup MVP'si, çok tecrübeli bir isim. Biraz buradaki kadrodan da bahsedelim. Çünkü gerçekten çok tecrübeli ve derinlikli bir kadroya da sahipsiniz. Nasıl bahsedeceksin? Yani burada bireysel hedefler, Avrupa'daki hedefler, ligdeki hedefler, tabii ki playoff hedefiniz de var ligde de ayrıca. Nasıl gidiyor oralar? Yani şöyle söyleyeyim. Ben bu kadar çalışma etiği yüksek bir takım, yani 7-8 yıldır çalışmamışımdır diye. Yani mesela Muhammed... Bunda Cemar Smith ya da Oğuz Savaş gibi böyle veteran oyuncuların da etkisi bilmiyorum. Sizin üzerinizde ne kadar var? Yani Cemar Smith sezon başında bizim çıtamızı biraz yükseğe koydu. Sezon başında hani Antalya kampa gittiğimizde gece uyuyamıyor, dışarı çıkıyor. Sahanın atletizm pistinde 4 tur koşuyor, kendini bir terletiyor, gelip yatağa yatıp uyuyor. Ya da sabah 7'de bir anda baktık halterde. Kimsenin haberi olmadan. Hani inanılmaz bir çalışma etiği var kendisinin. Hiç yaşıyla, profesyonelliğiyle hani hiç durmadan çalışabilir. Yani kesinlikle ben hayatımda bu kadar profesyonel kendine dikkat edemem. Yani deplasmana geliyor en basitinden. Bir tane kıyafet valizi, bir tane sağlık valizi. Emin olun o sağlık valiziyle bir tane fizyoterapi merkezi açılır yani. Yani bu kadar profesyonel, dikkat eden, çalışan, ne bileyim idmandan yarım saat önce mesela Muhammed abiyle ben geliyorum, Ender abiyle bir şeylere başlıyoruz. Arkamızdan Langston ekleniyor bize. Arkamızdan Hadi abi geliyor, arkamızdan Cemal geliyor. Bir bakıyoruz biz orta sahada 10 kişi bir şeyler çalışıyoruz. Hani cidden herkesin çalışma ettiği, bir de şöyle bir şey var. Takım iyi başlayıp iyi gidince insanlar düzenlerini, çalışmalarını, ritüellerini bırakmıyorlar. Devam ediyor herkes çalışmaya tekrardan. Her idmanı herkes elinden geldiğince iyi yapmaya çalışıyor. Bunlar çok kritik detaylar. Bunlar zaten başarıya giden detaylar oluyor. Kimyanız da iyi anladığım kadarıyla bu bahsettiklerinden. Yani soyunma odası, dışarısı, içerisi herkes birlikte. Hiç kimsenin bir şeyi yok, ne bileyim hani. Herkes birbirini yükseğe çekmeye çalışıyor. Bunlar çok ciddi bir hani takım olduk diyebilirim yani. Kimse bir ben öne çıkayım, beni bir ego savaşı ya da bir şey yok. Herkes kendiyle, herkes takımını düşünüyor. Mesela bir şey oluyor. Muhammed abi maçta bakıyor Kartal'ın Eko sendeyiz diyor. Bir şey oluyor. Erkan şuradan bir şey yap. Oğuz abi sana geliyorum falan. Herkes birbiriyle konuşuyor. Cemal diyor ki tamam doğru şut ama yandaydım. Ben Sam ekstra veriyor falan. Hani ciddi anlamda profesyonellik var. Ciddi anlamda çalışma isteği. Yani inanılmaz bir kimya yakaladığımızı düşünüyorum. İnşallah bunun meyvesini de sezon sonunda Avrupa'da ya da ligde alırız diye tahmin ediyorum. Ligde nasıl gittiğini düşünüyorsun işlerin? Bu sene gerçekten sen de bahsettin. Mesela Gaziantep'in çok iyi bir çıkış dönemi var. Zaten Basketbol Şampiyonlar Ligi'ndeki kulüplerimiz gerçekten fena bir sezon geçirmiyorlar. Yani rekabet seviyesi belki her aşamada çok yüksek değil ama çok denk görünüyor. Evet. Yani en azından şunu söyleyeyim. İlk 9, ilk 8 ciddi bir fena yakınlıkta yani. Yani sonuçta Antep deplasmanda, yani şimdi biz Antep'i deplasmanda yeniyoruz. Tamam diyoruz mesela. Türkiye kupası sıralamasını yapıyorsun otobüste arkada hepimiz. İşte şimdi Antep hafta İstanbul deplasmanına geliyor. Efes de oynayacak. Efes Euroleague'de şuradan geliyor. Herhalde Efes yener diye kafandan düşünüyorken Antep bir anda sürpriz galibiyet alıp o kafandaki Türkiye kupası sıralamasını değiştirebiliyor. Yani bu sene ciddi olarak Daçka da bence ilk yarının en flash takımlarından biri. Evet. Biz ilk biraz sezon başında çok sert bir fikstürle girdik. Hani ilk 6'nın neredeyse hepsini ilk 6 haftada oynadık. Bunun zorluğuyla biraz bir orada bocalama zamanımız oldu ama son 7 haftadır cidden formda olduğumuzu düşünüyorum. Hani şimdi tekrardan ligin ikinci yarısı başlıyor. Bu ilk 6 haftanın bizim ligin sonunda nerede bitireceğimiz hakkında garanti bir, yani kritik bir yer olduğunu düşünüyorum. O yüzden ama ligde herkes herkesi yenebiliyor. İlk 9 sıra içinde çok tehlikeli bir yerdeyiz yani. Umuyorum sizin için güzel geçer dediğim gibi. Çok teşekkürler vakit ayırdığın için. Ben teşekkür ederim. Erkan Yılmaz'la birlikteydik. Bahçeşehir Koleji'nin bu seneki yükselen yıldızlarından biri. Gerçekten iyi bir sezon geçiriyorlar. Umuyoruz ki böyle de devam eder. Özel röportaj köşemizi böylelikle bu haftalık noktalıyoruz. Hoşçakalın.